Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugünden itibaren AYT tarih denemelerine başlıyoruz. Hem sos 1 hem sos 2'yi ilgilendiren sorular var değerli arkadaşlarım. Ayrım yapmayacağım. Sizlerin çok işine yarayacak değerli arkadaşlarım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Sizler için oynatma listesi oluşturacağım değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Hadi bakalım. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin Kolonizcilik faaliyetinde bulunduğu söylenemez. Bakalım. İlk çağda bazı uygarlıklar artan nüfuslarını beslemek ve yeni yurtlar bulabilmek için kuruluş merkezlerinden çok uzaklarda koloniler kurarak kolonizcilik faaliyetini bulmuştur. Hocam, hocam, hocam. Koloni ne demek? Koloni sömürgecilik demektir değerli arkadaşlarım. İngilizce kökenli bir kelime zaten kolonizasyondan geliyor. Sömürgecilik demektir. Fenikeliler denizlerde kolonizcilik yaptılar. Yunanlılar denizlerde kolonizcilik yaptılar. Asurlar karada kolonicilik yaptılar. Sümerler cevabımız İyonlar denizlerde koloni faaliyetiyle uğraştılar. Cevabımız Sümerler olacaktır. Sümerler tarihte çivi yasını olarak önemli gelişmeleri beraberinde getiren uygarlıktır. Sümerler denilince aklımıza ne geliyor yazısından başka? Yani yazıyı hepimiz biliyoruz. Tabii ki siguratlar geliyor değil mi? Yani tapınaklar geliyor. Cevabımız D şıkkı. İkinci soruya gidelim. Sorular ÖSYM'nin soru dağılımına göre hazırlandı değerli arkadaşlarım. Asya'nın devletinin yıkılmasının ardından yaşanan kavimler göçünün sonucunda ortaya çıkan aşağıya geçmelerden hangisi Avrupa'da feodalitenin kurulmasında en önemli etkiye sahiptir? İyi soru değil mi? Şimdi, feodalite ne demek? Feodalite derebeylik demektir. Kavimler göçünden sonra ortaya çıkan siyasi harekettir. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması doğru cevabımız. Cevabı olacak. Birazdan geleceğim. Avrupa'nın devletinin kurulması... Kayınber göçüne sebep olanlar hullardır. Ondan sonra bana bir önderliğinde Avrupa Devleti kuruldu. Bunu geç. Skolastik felsefe orta çağın değişmez felsefesidir değerli arkadaşlarım. Biz buna dogmatik düşünce diyoruz. Orta çağın başlaması. Orta çağın başlamasıyla yani orta çağ başladığı gibi feodalite ortaya çıkmıyor değerli arkadaşlarım. Bir sebep olacak. Avrupa'nın bugünkü milletlerinin oluşması. Mesela bunlar İspanyollar, İtalyanlar ve Almanlar gibi. Cevabımız olacaktır A şıkkı. Değerli arkadaşlarım Kavimler göçünden sonra Roma doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Batı Roma'nın yıkılmasıyla otorite boşluğu ortaya çıkıyor ve böylece feodalizm ortaya çıkıyor. Mesele bu. Üçüncü soruya geçmeden önce. AYT tarih soru çözüm kampı var. Oynatma listesinde değerli arkadaşlarım. Oynatma listesinde istediğiniz her şey var. Yeter ki oynatma listesinde tıklayın. AYT tarih soru çözüm kampı var. TYT, AYT, MSÜ sıfırdan kamp videosu var. Bakın hem konu anlatımı var. Hem Soru çözüm kampı var değerli arkadaşlar. Mutlaka uğramalısınız. Soru çözüm kampını e, sonuna kadar izleyin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Soru çözüm kampını en sonda ekleyeceğim. Açıklama kısmına da bırakacağım. Üçüncü sorumuz. İslam tarihi. Aşağıda aşağıdaki tavayif mürük heyetlerinden hangisi Abbasilerle mezhep çalışmasına girerek Bağdat'taki Abbas halifelerine baskı uygulamıştır. Abbasiler 10. yüzyıldan itibaren otoritelerini kaybedince Bağdat'a uzak bölgelerde tam olarak egemen olamamıştır. Bundan dolayı bu bölgelerde birbirinden bağımsız hareket eden tevaif-i devletleri ortaya çıkmıştır. Biz bunlara ne diyorduk? Biz bunlara küçük devletçik diyorduk. Bunlar Turun oğulları, Aglebiler, Ikhşitler gibi küçük devletçiklerdir. Turun oğulları ve Ikhşitler, Ikhşitler Mısır'da kuruldular. Yönetici Türk halk Arap olduğu için kısa sürede yıkıldılar. Aglebiler Kuzey Afrika'da kuruldu değerli arkadaşlarım. Samaniler yine yani adından tarihi kaynaklarda pek fazla geçmese de yine yani Samaniler hakkında yeterli bilgiye sahip olmasanız iyi olur. Ama ama Büveyhileri bilmen lazım. Büveyoğulları Abbas halifesini sürekli baskı altında tutan e, beylik. Küçük devletçik diyelim değerli arkadaşım. Bunlar sürekli Abbasi halifesini baskı altında tutuyorlar. Ve bunun önüne geçmek için Gazeli Mahmud ve Tuğrul Bey gibi kişiler Abbasi halifesini baskıdan kurtarıyorlardı. Büve dikkat edin. ÖSYM tarafından tercih edilebilir. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz. Yukarıda şöyle yapalım. Yukarıda numara almış gelişmelerden hangisi? Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah dönemiyle ilişkilendirilemez. En parlak dönem. Şimdi Eh paragraf gibi olmuş değil mi? Selçuklulara her bakımdan en parlak dönemini yaşattı. Tamam. Onu az önce söyledik. Amcası Kavurdun isyanını bastırdıktan sonra Batı ve Doğu Karahanlı devletlerine egemenlik altına almıştır. Tamam bu da doğru. Kavurdu isyanı Mekşah dönemine denk geliyor. Dikkat et. Gürcistan, Kudüs, Suriye, Aden, Yemen, Anadolu fethedilerek en geniş sınırlara ulaşıldı. O yüzden ne diyorlar? En parlak dönem. Ermenilerin elinden Ali Kalesi'ni aldıktan sonra Abbasi Halifis tarafından fetihlerin babası anlamına gelen Ebu'l-Feth. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yanlış bilgi. Ölümüyle Büyük Selçuklular uzun bir süre devam edecek taht boşluğu yani Fetir'in devrine girmiştir. Çocuklar arasında taht kavgası çekti. Ancak değerli arkadaşlarım 4. öncülde bahsedilen kişi Muhammed Alparslan'dır. Sultan Alparslan Ebu'l-Fet olarak bilinir. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Cevabımız D olacaktır. 5. sorumuza gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Beğenip abone olmayı unutmadık değil mi? Bu uygulamaların devlete sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez. Bakalım. Osmanlılar bir bölgeyi fethettikten sonra bu bölgenin tahririni yaparak vergi gelirlerini belirler ve kayıtlar oluştururdu. Tahrir yapılan arazi farklı büyüklüklere ayrılır. Kişilere rütbe ve mevkilerine göre dirlik olarak verilirdi. Aha. Değerli arkadaşlarım. Dirlik sistemi yani dirlik sistemi içindeki en önemli sistem tımar sistemidir. Anlaştık mı? Bu sisteme göre tüm topraklar devlete aittir. Buna dikkat edin. Hazinenin, hazinenin yükü azalacak mı? Azalacak. Çünkü hazineden para çıkmadan asker yetiştiriliyor. Devlet vergi toplam yükünden kurtulacak mı? Kurtulacak. Çünkü vergiyi oradaki kişi topluyor. Memur ve askeri veriyor. Üretim faaliyetleri kontrol altında tutulur. Oradaki kişi, spahi dediğimiz kişi, üretimde kontrolü eline alır değerli arkadaşlarım ve toprağın boş kalmasını engeller. Taşra'da devlet otoritesi her yere yayılır değerli arkadaşım. Özel mülkiyet anlayışı güçlenmez. Ben ne dedim? Tüm topraklar devlete aittir dedim. Dikkat, dikkat. Altıncı sorumuz. Bu tanıma göre Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda aşağıdaki devletlerden hangisiyle konjektürel ittifak kurması diğerlerine nazaran daha kolaydır. Bir devletin içinde bulunduğu dönemin durum ve şartlarını vefateli doğrultusunda göstererek kurduğu dostluk ilişkisine konjektürel ittifak denir. Şimdi sevgili arkadaşlarım Hangisiyle konjektürel ittifak kurması diğerlerine nazaran daha kolaydır? Şimdi Leistan, Rusya, İran ve Avusturya. Bunlar 17. yüzyılda Osmanlı'nın savaştığı devletlerdir. Ara olabilmek için, dünya siyasetinde söz sahibi olmak için Fransa ile ilişki yolunu tercih edilecektir. O yüzden cevabımız en şıkkı olacaktır. 7. sorumuz değerli arkadaşlarım. Avrupa'da Fransız ihtilalinin ardından ortaya çıkan milliyetçilik, hürriyetçilik, hürriyetçilik <laughs> Hürriyet, eşitlik, adalet gibi ülkelerin Osmanlı Devleti'nde geçmelerinden hangilerine sebep olduğu söyleniyor. Hürriyetçilik, yeni bir şey çıkardık ortaya. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tarih 1789. Fransa'da büyük bir devrim yaşandı. Kral tahttan indirildi. Kral ve kraliçe ortadan kaldırıldı. Ve artık yeni bir dönem başlıyordu. Fransız devriminden sonra milliyetçilik akımı Osmanlı'yı en çok etkileyen akımların başında geliyor değerli arkadaşlarım. Çünkü milliyetçilik akımında Osmanlı'da yaşayan azınlıklar kendi devletlerini kurmak istedikleri için isyan edecekler değerli arkadaşlarım. Bu durumda Osmanlı'nın toprak kaybetmesine sebep olacak. Şimdi ilk önce sınırların daralması var mı? Var. Çünkü bunlar artık ne yapacaklar değerli arkadaşlarım? Kendi bağımsızlıklarını kurulacaklar. Kuracaklar. Bu yönde Yunanlılar Osmanlı'dan ayrılan ilk Balkan azınlığıdır. Anlaşık mı? Demokrasi düşüncesi güç kazanacak mı? Kazanacak. Örneğin 1876 yılında Osmanlı'da Meşrutiyet ilan edildi. Halk padişahın yanında yer aldı. Azınlık isyanları yaşanacak mı yaşanacak? Bu doğrultuda ilk isyan edenler Sırplar olmuştur değerli arkadaşlarım. İlk isyan Sırp ilk ayrılan Yunan. Cevabımız en şıkkı olacaktır. Dikkat ediyoruz. 8. sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan gelişmelerden hangilerinin anlaşma devletlerinin aleyhine geçeğileştiği söylenebilir? Aleyhine zarar ne olacak değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi ABD'nin savaşa girmesi itilafların yani anlaşma devletlerinin işini aradı. Aleyhine değil lehine. Çünkü ABD İngiltere'nin yanında savaşa girdi değerli arkadaşlarım. ABD ABD'nin savaş gemileri batırılmıştı biliyorsunuz ki Almanlar tarafından. ABD'de buna karşılık vererek savaşa dahil oluyor. Rusya'da Bolşevik devrimi. Ruslar itilaf Ronda olduğu için savaştan ayrılmaları anlaşma devletlerinin işini bozmuş orada değerli arkadaşlarım. İtalya'nın blok değiştirmesi. İtalya hangi tarafa geçecek? Anlaşma bloğuna geçecek. Çünkü Batı Anadolu'da İtalya'ya toprak vaat edilmişti. Ve yine cevabımız buradan ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda virayet isitli olarak adlandırılan 6 vilayet arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Şimdi biz Buna kaçıncı madde diyorduk? 24. madde. Ne diyorlar? İtilaflar. Diyorlar ki vilayeti isitte de herhangi bir karışıklık çıkarsa orası işgal edilecek. Bunlar Diyarbakır, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ ve Sivas'tır değerli arkadaşlarım. 6 il. Trabzon yoktur. Erzurum Kongresi'ne katılan illerden biridir Trabzon. Cevabımız E şıkkı. 7 ve 24. maddeye dikkat et. Anlaştık mı? 10. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı sırada kendisine verilen resmi görevlerdir? Şimdi bazı arkadaşlarım konuya çalışırken ve soru geldiğinde şunu düşünüyorlar. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı gibi Milli Mücadeleyi başlattı. Böyle bir durum yok. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkma sebebi Milli Mücadeleyi başlatmak değil. İstanbul hükümetinin ona verdiği görevi yerine getirmedir. Bu görev ne hocam? Asayişi sağlayacaksın. Çeteleri dağıt dağıtacaksın. Ve silahları toplayarak güvenliği sağlayacaksın. Milli mücadeleyi başlatmak Mustafa Kemal'in görevi değil. Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatarak resmi görevinin dışına çıkıyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız burada ne olacak? Değişik olacak. İnşallah düşmemişsinizdir. Hem sos bir hem sos 2'yi ilgilendiren sorular gelmeye devam edecek değerli arkadaşlarım. Ayrı ayrı paylaşmayacağım. Hem sos 1 olacak hem sos 2 olacak. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Oynatma listesini oluşturacağım sizlere. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.